Evet, Halk Partisi'nin bu şekilde güçlü bir heyet olarak aramızda bulunmasının ana teması AKP iktidarının Türkiye'de sata sata sonuna gelinen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 50 yılda yarattığı değerlerin tümünün sata sata artık bitme noktasına geldiğini ifade etmek istiyorum. İşte son olarak da Bandırma özel olarak söylüyorum. Bandırmamızda bizim bir toprak mahsulleri bölge müdürlüğü var. Bugün yerinde yerler esiyor. O çiftçi kara gün dostudur. Ofis çiftçinin kara gün dostudur diye bir dost kalmadı Bandırma'da. Yine Bandırma'da tekelimiz vardı bizim. Büyük bir üretim potansiyeli. Orada yüzlerce kardeşimiz iş, aş, ekmek yiyordu. O da yok oldu. Bandırma'da bizim limanımız vardı. Limanda liman sendikamız vardı. Onu da bugün tamamen özel sektör aracılığıyla çalıştırıyor. Ve şu anda da Etimaden Genel Müdürlüğü vardı. O da şu anda Ankara'da. Bandırma'yı terk etti. Yani terk edilen sadece onlar değil. İşçilerimizin işi, aşı, evlatlarımızın geleceği. Şimdi de arkadaşlarımız, KİT Komisyonu ve Enerji Komisyonu üyesi arkadaşlarımız Türkiye'de bor madenlerinin AKP iktidarı tarafından sinsi bir şekilde, böyle muğlak bir şekilde, net ifadeler içermeyen ama kenarından, köşesinden Türkiye'de uluslararası ranta açılması planları var. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi çok net olarak seziyor, görüyoruz biz arkadaşlar. İşte bu duyarlılıkla sağ olsunlar arkadaşlarımız özel olarak dün Çanakkale Çan ilçesindeydiler. Bugün de bizim aramızdalar. Bu akşam da Ankara'ya dönüp yarın parlamentoda kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin emek ekseni bir parti olarak, sosyal demokrat değerlere inanan bir kadro olarak, parti olarak arkadaşlarımız burada işçi arkadaşlarımızın emeğine ve Türkiye'nin, borların Türkiye'nin geleceği olan inancıyla dünyanın en stratejik madenleri arasında olduğu kabul edilen ve rezervlerin, dünya rezervlerinin %72'sinin Türkiye'de olduğu ve bunun ne kadar büyük bir evlatlarımızın geleceği için önem taşıdığını bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Bu öneme binaen arkadaşlarımız sağ olsunlar bizi onurlandırdılar ve işçilerimizin ekmeğine ve memleketin geleceği olan Bor'a sahip çıkmak için Bandırma'dalar. Ben bir kez daha onlara Balıkesir milletvekili olarak çok teşekkür ediyorum. Ve bu konularla ilgili görüşleri, tespitleri bize biraz sonra aktaracaklar. Ben sözü şu anda değerli belediye başkanımıza veriyorum. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Bir gün yaşanıyor. Bunu yaşatanlara özellikle ülkemizin çeşitli illerinden gelen ve komisyon görevi itibariyle de bugün ana konumuz oluşturan Bor'la ilgili çok ciddi bir çalışmayla ortaya ciddi bir belge konulmasında katkısı olan arkadaşlarımızın burada bulunmalarını çok önemsiyorum ve kendim adına hoş geldiniz diyorum. Tabii bu basın toplantısında bunun önemini herkesin bildiği bir ortamda en çok bilmesi gereken iktidara rağmen benim belediye başkanlığı kimliğimle çok lafı uzatıp zamanı almayı uygun bulmadığımı ifade ediyorum. Bu çaba ve çalışmaların içerisinde konuyu bizzat yerinde inceleyerek o işin içerisinde olanların temsilcileriyle sürekli temas halinde bulunarak hepsinden önemlisi ülkenin geleceğine sahip çıkma konusunda duyarlılıklarını ilk günden son ana kadar sürdüren bu komisyon üyesi arkadaşlarıma hatta belki onun sözcüsüne sözü bırakmak daha uygun. Ben öyle düşünüyorum. Çeşitli zamanlarda bu görüşleri paylaşmanın ötesinde birçok öyle eylemde hep beraber kol kola omuz omuza yaptığımız, verdiğimiz mücadele sonrası bugüne kadar emellerine ulaşamadılar. İnşallah bu birliktelik Türkiye geneline de yayılmak suretiyle sonsuza dek sürdürülecek, sürdürülmeli. Her gün kullanım alanının arttığı ve ucunun son nereye kadar gideceği belli olmayan, çok ciddi anlamda hem rezerv hem kalite itibariyle ülkemizin bu zenginliğinin geleceğimiz için çok önemli olduğunu görerek, bilerek partiler üstü bir yaklaşımla herkesin bu konuda
sunabileceği, verebileceği katkı olduğunu düşünüyorum. Bunu beklemek en doğal hakkımız. Bırakın siyasi kimliğimizi bir tarafa, bir vatandaş olarak. Ve arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Sadece burayı onurlandırdıkları için değil elbette. Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla yasayı önemli bir noktaya taşıdıkları için inşallah bunun devamı konusunda, çünkü bu emeller, bu beklentiler, arzuların sonu hiç gelmedi, gelmeyecek. Hepimiz bu konuda uyanık olmalıyız. 1978'de çok haklı gerekçelerle Cumhuriyet Halk Partisi döneminde nasıl bu özelleştirme sonucu özel sektörde bulunan, stratejik önemi bulunan başta kömür madenleri ve kol olmak üzere devletleştirilmişse ve bunu yaptığı tarihten bu yana da hiçbir dönemde Cumhuriyet Halk Parti ve gerçek anlamda sol partilerin tek başına iktidarı yaşanmamışsa, bu geçen uzun zaman diliminde sağ iktidardan biri gelmiş gitmiş ve bu şekilde de emek sömürülmüşse, her gün çalışma yaşamından birçok değer ve kazanım ellerinden alınmışsa ve ulusal değerlerimize saldırı ve onun birilerinin çıkarına alet edilmesi, peşkeş çekilmesi suretiyle günlük anlık çıkarlar hep gündemde sıcak tutulmaya çalışmışlar. Bunun çok iyi değerlendirilmesi gerektiği günler yaklaşıyor. Demokrasilerde sandık olmazsa olmazdır. Sandıktan çıkan sonucun ülke yararının olması konusunda da herkesin, özellikle emekten geçinenlerin çok daha fazla düşünmesi gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Tekrar bütün arkadaşa teşekkür ediyorum. Son dönemde enerji ve madencilik konusunda son derece önemli gelişmeler oluyor. Ulusumuzun kaderini etkileyen bu gelişmeleri Cumhuriyet Halk Partisi geniş bir ekiple takip ediyor. Bu çalışmaların kapsamında bir adım olmak üzere konusunda uzman milletvekilleriyle birlikte Genel Başkanımızın görevlendirilmesiyle enerji ve madencilik konusunda alandaki çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmaların kapsamında olmak üzere bor madenleriyle alakalı gelişmeleri hem kamuoyunda görünür kılmak hem de fiili alan çalışmalarından bilgi sahibi olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 milletvekiliyle birlikte, Enerji ve Kit Komisyonu'nda görevli 10 milletvekiliyle birlikte Bandırma'daki bor tesislerini ziyaret ettik. Değerli arkadaşlar, bor madenleri ülkemizin en güçlü üretici olması dolayısıyla ve bor madenlerinin kimyasal özellikleri dolayısıyla ulusumuz için stratejik bir madendir. Bundan bir yıl öncesinde başlayan tartışmalar bor madenlerinin özelleştirilmesi tartışmasıydı. Bu özelleştirme tartışmasına ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin direnişi ve bu direnişin halk tarafından kabul görmesi dolayısıyla özelleştirme sözü çıkarıldı. Bunu bilinçli olarak söylüyorum. Özelleştirmenin sadece adı çıkarıldı ama içerik olarak şu an durum çok değişmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyonlarda verdiği mücadele sonucunda özelleştirmenin bir kısmının engel olunmasına rağmen ne yazık ki üretim sürecinin özel şirketlerin eline geçmesi, yerli ve uluslararası özel şirketlerin eline geçmesine yönelik bir tasarı hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklemektedir. Burada sizlerin bilmesi gereken bir diğer gerçek ise bu tasarı öncesinde iktidar partisinin borun işletilmesi işini zaten özelleştirdiğidir. Burada bir diğer kritik bilgi ise bor özelleştirmesinin bir kısmını yöneten firmanın ise ihaleye fesat karıştırmaktan hükümlü bir şirket olmasıdır. Yani şu an itibariyle bor madenlerimizle alakalı devlet adına işletme yapan taşeron firma ne yazık ki ihaleye fesat karıştırmaktan hükümlü bir firmadır. Bu durum iktidarın bor madenleri gibi stratejik bir madene bakış açısını göstermektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bu şekilde şaibeli özelleştirmelere karşı bir partidir. Enerji ve madenlerimizle alakalı yürütülen özelleştirme bir gece yarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen bir korsan maddeyle başlatıldı. 10 milyarlarca dolar değerindeki bu özelleştirme sürecinin en azından komisyonlarda tartışılarak ve kamuoyunu bilgilendirerek yürütülmesi gerekiyordu. Bu da olmadı. Diğer bir mesele,
özelleştirmenin taşeronlaşma şekline dönüşmesidir değerli arkadaşlar. Ne yazık ki taşeronlaşma Türkiye'de profesyonel bir hizmet alımı şeklinde değil, tamamıyla işçi düşmanlığı, emek düşmanlığı şeklinde yürümektedir. Cumhuriyet Halk Partisi hem bu şaibeli özelleştirmelere hem de işçi sömürüsüne dönüşen taşeronlaşmaya karşıdır ve bu karşı duruşunu kararlı bir şekilde sürdürecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim iktidar partisine tavsiyemiz şudur. BOR ile ilgili özelleştirmeye yapılacak bütün düzenlemeler durdurulmalıdır. Başta BOR madenlerimiz olmak üzere kamu tekeli alanındaki bütün taşeronlaşma faaliyetleri durdurulmalıdır. Şu an hükümetin yapması gereken BOR teknolojilerini geliştirmek, BOR'la ilgili ürünleri çeşitlendirmek, dünya piyasasına hakim olmak ve uluslararası bir takım şirketler ile yerli bir takım şirketlerin yönetimi altına giren Enerji Bakanlığı'nı bağımsızlaştırmaktır. Bugün Enerji Bakanlığı kamu çıkarlarına göre yönetilmemektedir. Birkaç şirketin çıkarlarına göre yönetilmekte, hatta bu birkaç şirketin ne yazık ki bürokrat atamalarına kadar girdiğine yönelik elimizde bilgiler var. Bu konuda derin şüphelerimiz var. Biz buradan Sayın Başbakan'ı da uyarmak istiyoruz. Enerji Bakanlığı'nı bu şirketlerin baskısının altından kurtarın ve burayı bağımsız bir bakanlık haline, halka hizmet eden bir bakanlık haline getirin. Biz bor madenleri konusundaki karşı duruşumuzu mecliste de devam ettireceğiz. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bakanlıklar sıralamasında en çok gen soru verilmesi gereken bakanlık Enerji Bakanlığı haline geldi ve gen sorular vereceğiz. Teşekkürler. Evet. Mento'nun 10 milletvekili bir kamu kurumunu ziyaret ettiğinde o kamu kurumunun en üst düzey yetkilisi tarafından karşılanması bir devlet geleneğidir. Genel müdürü göremedik, işletme müdürünü göremedik, işletme müdür yardımcısı bizi karşıladı. Çok nazikti ama devlet protokol geleneğine aykırı bir durumdu. Biz bu durumu siyasi sorumlusu olarak Enerji Bakanlığı görüyoruz. Kendisine de sistem ettik. Teşekkür ederim.